Efendim, Tanrı insanlara çocuklar verirken %1,5, %2'si takriben problemli olarak dünyaya geliyor. Hangi eve bu yangın gelirse o yuvayı yakıyor. Bana da geldi bu yangın. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümemiş. Pasaportla tanışmamış. Efendim otomobil isterim baba dememiş. Ama ben neyleyim ki otomobil fabrikası kurmuşum Toyota olmuş. Oğluma bir otomobil verememiş. Bu beni üzer. Zaman zaman Avrupa'da, Amerika'da seyahatler esnasında görüyorum ki problemli çocuklar wheelchair'de gidiyorlar. Metin'i hatırlıyorum. Hassaslaşıyorum. Arada da tuvaletlere saklanıyorum. Bu duygular bende böyle yürürken bir arkadaşım geldi. İnanmış, sempatik. Turgut Özal'ın yardımcısıydı Muammer Dolmacı. Ağa dedi ben sana söyleyeyim bu Tanrı bilerek sana bu Metin Sabancı'yı verdi. Ağlama boşuna dedi. Çünkü öyle metinler var ki bir tane, 10 tane, 100 tane, 1000 tane değil ülkenin her yerinde. Bağrı yanak aileler dolu ki işte sana belki de Metin'in adına müesseseler yaparsın, birçok metinlere fayda verirsin. O günlerde Hıfzı Özcan ve arkadaşları beni aramıştı. Spastik çocuklarla bir vakfımız var, uğraşmamız var. Bize bir acı bademde yer var, alsan, versen, bir başlangıç yapsak dediler. Bu vesileyle ilk şartele bastık. Acı Bazem'de Erol Sabancı adına kurduğumuz bu müessese annelere, babalara faydalar veriyor, eğitim veriyor. Gönül vermiş çalışan hocalar geliyorlar, ufuklarını açıyor. Annelerin ve çocukların efendim. Belli bir zaman sonra birçok işleri yaparken sosyal koluda yine bana Hıfzı Böceği ve arkadaşları gelip dediler ki ya bu problemli çocuklara mahsus olimpiyatlar var. Biz olimpiyatlara gidebilmemiz için, performans gösterebilmemiz için bu Erol Sabancı müessesesinde kapalı spor salonu yapsan, gençlere fırsat versek, problemli kişilere. Çok sevdim. Hemen yola çıktık. İdeal olmasa da bir kapalı spor salonu yaptık. Ürünleri de iyi oldu. Birkaç sene sonra bu yarışmalara gittiler. Atlanta, Georgia şehrinde ben biliyorum bir aktiviteye seçilmiş 10 arkadaşım gidiyorlardı. Ben de New York civarında işleri kovalıyordum. Hemen New York tayyare meydanına gittim. Kennedy'de bunları yakaladım. O delikanları öptüm. Onlar hassas çocuklar. Problemliler. Apayrı pencereleri var. Onları öptüm. Onlara saatler verdim. Benim resmim var. Ha sizi göreyim ha. Başarın ha. Ha sizde dedim. Onlar gittiler. 7 tanesi altın kazandılar. 3'ü de gümüş kazandılar. Ve İstiklal Marşımızı orada söylettiler. O çocuğun haleti ruhiyesi iyi olduğu gibi anasına, babasına, hısımına, akrabalarına dalga dalga güzellikler sindi. Aksil sünepe, toplumdan dışarıda kalmış,
hiçbir performansı olmayan bir Ahmet. Öbürü de anlattığım Ahmet. Tabii benim gibi insanlar ne yapabilmeli? Kaynaklarından bir kısmını bu gayelere vermeli. Yalnız Sabancı mı? Hayır efendim. Birçok insanlar bunu vermeli. Her şeyi hükümetten beklememeli. Damla damla göl olur. Hele hayırlı işlerde demeli. Bu iş kaynak kadar oba, hatta ondan da anlamlı tarafı gönül vermeyle olur. İşi yüreğinde hissedersen, gönlünü verirsen, çalışırsan buna gidersin. Kennedy ailesinde de bir fert, Sakıp Sabancı gibi problemli çocuğu olduğu için bu meselelere çalışmış, işitmiş benim de böyle bir işler yaptığımı, böyle problem olduğumu, bana bir mektup yazmış. Amerika'ya geldiğinde görüşelim, tanışalım, bu işlere daha fazla çalış demişti. Bu gibi noktalar da beni dinamik yaptı. Acıbadem'de yaptığımız işi götürdükten sonra Allah'a şükürler olsun. Bugün içinde bulunduğumuz inşaatta daha büyük, daha anlamlı, daha çok konulara yayılmış, çocuğu yalnız tedavi değil, tedaviden sonra da bir beceri kazandırabilmek için fonksiyonları dolduran bir müesseseyi yapmak nasip oldu. Bu müesseseyi de yaparken danıştık. Öfse Özcan arkadaşları başkalarına, iyi bina yapalım, fonksiyonları iyi binalar yapalım, bunu iyi işletelim, hedeflere vardıralım diye stratejiler ettik. Binanın arazisini belediye tahsis etti. Bakanlık alakasını koydu, kadrolarını vereceğini söyledi. Hıfzı Özcan Bey ve arkadaşlarının vakfı var. O buraya yardım edecek. Ben de vakfımın içine bir fon koydum. Bu fon Metin Sabancı müessesesinin ileride iyi kişnemesi için müracaat edilecek kaynaktır dedim ve yönetmelik koydum. Bura bitince inşallah İngilizce bilen, doğru dürüst bir müdürü ve staffı olacak. Amerika'ya gidecek, gelecek, oradaki bir müesseselerle kardeş olacak bura. Oradan güzel fikirler, buradan oraya eğitim insanları olacak. Bu fonla, benim fonla. Ayrıca ben döndüm, Hıfzı Özcan ve arkadaşlarının kurduğu vakfa da 2 milyar nominal değerinde Akbank hisse senedi verdim. Bunun gelirini de size veriyorum. Niye? Siz de bu gayenin güzellikleri için harcayın. Farz edelim, şimdi burada kalorifer sistemi yaptın. Kaynakları verdin. Bahçeyi doğru dürüst bitkiler getirdin. Altyapıyı iyi yaptın. Sulamayı, tesisatı filan. Ama eğitilmiş bir bahçıvan yok. Onlar ölür. İyi bir kalorifer yaptın ama iyi bir teknisyen koyamadın. Ağlamaz ama ağlar. Kalorifer hedefe varmaz. Telefon santrali koydun ama bir teknisyen, onun başına bir operatör koyamadın. Devamlılığı olan. İşte onlara devlet kadrosuyla yapılırsa, yürüyemezse diye benim fondan ve öbür vakfa verdiğim kaynaklardan güçler koyacağız. Amaç burada öyle bir numune yapak ki bir gün İzmir'de, bir gün Diyarbakır'da birileri bir şey yapacaksa bu numuneyi gelsin, baksın, nasipse bundan daha iyisini yapsın. Peki siz ne
kadar sizin bağışlarınızla burası kurulmuş. Şu sandalyeyi bir değiştirebilir miyiz? Ne? Diğer şeyleri gibi değil. Baksanı yaptığın halde sizin aile olarak bağışlarınız... Bu Sakıp Sabancı, Sakıp Sabancı, karısı, hanımı ve çocuklarım. Kafa kafaya verdik. Metin Sabancı, talihsizine. Akıllı bir şeyler yapalım. Birçok metinlere bunun güzellikleri gelsin derken biz kendi kaynaklarımızı verdik. Sabancı ailesinin yaptığı vakıf ve o vakfın içinden 93'e gelen müesseseler var. Onlardan nüans farkı var. Biz bunu yapıyoruz. Bu hiçbir türlü vergiye de gitmiyor. Hiçbir vergiyle alakası da yok bu işin. Ne kadar? Bu işin para öyle değişiyor ki başladığın zaman dolar başkaydı. Bugün dolar başka oldu. Bir sene sonra konuşurken dolar 75 bin lira olacak, ayrı olacak. Onun için dolar bazında bakmalıyız Türk lirası yerine. Yani ben bugün bu müessesenin bize maliyeti 10 milyon dolara gelecek. Birinci bacak. Ayrıca da 10 milyon dolarlık bir güç buranın iyi keşlemesi için verilecek. Sabancı ailesi vereceğim. Benim oğlum dünyada olsaydı yalı alacaktı kendine, değil mi? Ev alacaktı. Belki değil otomobil, özel tayyaresi belki olacaktı. Bunların hepsini olamadı bu pencerede ona verek diyorum. Tabii güzellikler insana moral önce getirir. Dinamizmini coşturur, koşturur. İyi bir laf, iyi bir haber seni daha verimli kılar. Onun yanında da problemli haberler, sözler, inisiyatifinde veya değil, seni etkiler. İlk günler oğlum oldu, ne sevinmiştim be. Anadolu'da oğlan oldu, ayrı bir nüansı vardı. Ama arkasından duyunca ki oğlan oldu, ama diyemiyorum, olmaz olaydı. Diyemiyorum, dilim çarpılacak. Ama bana ilk günler tabii bunun etkisi çoktu. Beni çok perişan etti. Karımı büsbütün perişan etti. Aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe alışmaya yaklaştık. Hiç alışmak mümkün yok. Çünkü her akşam varacağın eve. Metin'i görecek. Sabah kalktın, Metin'i görecek. Direkt indirek seni etkileyecek bu kardeşim. Torunu olan adam anca olunca torununun keyfini, mutluluğunu iyi anlatabilir. Torun sahip olunca. Aynı öbür tarafı da problemli çocuğu olan yuva anca onun nüanslarını bilir. Olmayan onu dinler, değerlendirir fakat nüanslara giremez. Allah kimseye vermesin. Bu talihsizliği. Çok fabrikalar yaptım. 93 tane sosyal bina yaptım falan filan ama iflas ettim ben. Bu pencerede iflas atamam, satamam.